Sultan II. Murat'a atfedilen bir ifade vardır. Der ki, haram yiyen ordu harami olur. Bu her insan için böyledir. Diline sahip olacaksın, diline. İftira atmayacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Yalan yere yemin etmeyeceksin. Siyasetçinin de aynı bu yaren kültüründe pabucu çırağın ustanın pabucu dama atılıyor ya. Siyasetçinin de pabucunu dama atıyorlar. İşini bitiriyorlar, defterini duruyorlar. Çünkü siyasetçinin işi ne kadar kolay bitiyor biliyor musunuz? 100 gramlık bir kağıtla sandıkta siyasetçinin işini bitiriveriyorlar. Defterini duruyorlar. Eserin olacak eserin. Hortumun bir ucunu cebine, bir ucunu devlete, yaran kültüründe bu yok. Bizim anlayışımızda bu yok. Bizim medeniyetimizde bu yok. Değerli Hazım, biraz önce değerli başkanım orta sandığından bahsetti. Beline sahip olacaksın, ahlaksızlık yapmayacaksın. Diline sahip olacaksın, diline. İftira atmayacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Yalan yere yemin etmeyeceksin. Başkasına çamur atmayacaksın. Bunlar ne güzel şeyler değerli Hazırım. Ah bu ahlakla. İnsanlar bir ahlaklanabilse. Ay Evren der ki, hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir. Bu sözüyle ve diğer sözleriyle hayatıyla Ay Evren gibi bizlere sabrı, paylaşmayı, adil rekabeti, ahlakı, çalışmayı kazanırken bir taraftan da zulmetmemeyi öğütlemektedir. Sadece kendini değil, başkalarını da düşünmeyi öğütlemektedir. Sultan II. Murat'a atfedilen bir ifade vardır. Der ki, haram yiyen ordu harami olur. Bu her insan için böyledir.